Herkese merhabalar. Bu videoda Otokar Otomotiv şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını inceleyeceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi Türk Lirası bazlı 10 çeyreklik olarak bilançoları incelediğimizde satışların uzun vadede artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Enflasyon muhasebesinin de sanki bu şirkete olumlu pozitif bir etki ettiğini görüyoruz. Hem çeyreklik satışlar bakımından hem de net kar bakımından bunu görebiliyoruz. Enflasyon muhasebesi uygulanmış. Son bilançosuna bakıyoruz. Şu anda o yüzden de bu satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre de artmış gibi görünüyor Türk lirası bazında. Faaliyet karı tarafında negatif bir görüntü var. Düzeltilme yapıldığı zaman, enflasyon düzeltmesi yapıldığı zaman buradaki durum negatif görünüyor. Net kar tarafında da yine pozitif bir görüntü var. Dolar bazlı bakalım ve kur etkisinden arındırmış olalım. Dolar bazlı baktığımız zaman satışların yine uzun vadede sürekli artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Gayet güzel. Faaliyet karının bu kadar dalgalı yapıda olması kafamızda bir soru işareti oluşturmalı. Çünkü bu dönemde asıl önemli olan unsurun enflasyon muhasebesinin de uygulanması nedeniyle faaliyet karı tarafı olduğunu düşünüyorum. Faaliyet karı tarafı eskiye nazaran daha önemli bir durumda diyebilirim. Net kar tarafında yine dolar bazlı da bir artış var e, uzun vadede ve son 2 çeyreklik bilançolara baktığımızda. Fiili dolaşım oranı %27.51. Ben 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin halka açıklık oranı da güvenli bölgede diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman çok yüksek çarpanlarla işlem gören bir şirket olduğunu görüyorum. Yani acaba fiyat olması gereken değerin biraz üzerine mi çıktı diye bir soru işareti oluşturuyor kafamda. Şöyle bir de şirket bilgileri ortaklık yapısına bakalım. Koç Holding Anonim Şirketi sermayedeki payı 44.68 oy hakkı oranı 44.68 Ünver Holding Anonim Şirketi sermayedeki payı 24.81 oy hakkı oranı 24.81 Diğer dediği halka açık kısım sermayedeki payı 30.51 oy hakkı oranı 30.51 Eşit ve adil bir dağılım olan bir ortaklık yapısı uzun vadeli sepetleri de eklenilebilecek güvenilir bir ortaklık yapısı olduğunu görüyoruz. Sermaye artırımı ve temettüler kısmına baktığımız zaman şirketin 2024 yılında temettü karar verdiğini görüyoruz. 4 3 Nisan'da temettü dağıtımı yapılacak. Daha önceki yıllara baktığımızda 2023 yılında temettü ödememiş ve ondan önce de hep temettü ödemiş. Yani aslında temettü ödeme alışkanlığı olan bir şirket sadece 2023 yılında buna ara vermiş. Temettü verimi de kötü değil diyebiliriz. Sermaye artırımları tarafında 2023 yılında sermaye artırımı yapmış yakın geçmişte bir sermaye artırımı yaptığı için yakın gelecekte tekrar bir sermaye arttırımı ihtiyacı hissetmeyebilir şirket. Fon pozisyonlarına bakalım. Birçok yatırım fonunun bu şirkette yatırımcı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel bir durum. Birçok yatırım fonu bu şirketi yatırım yapmaya uygun görmüşler ve portföylerine eklemişler. Şöyle kar marjı tarafına baktığımız zaman Brüt kar marjının son çeyrekte enflasyon muhasebesi etkisiyle negatif etkilendiğini görüyoruz. %23.15'e düşmüş. Daha önce %30.20'ymiş. Şirket en iyi döneminde %41.05 kar marjıyla çalışmış. Bir de faaliyet karı marjına bakalım. Yine faaliyet karı marjında da son çeyrekte bir düşüş var. %6.07. Daha önce %13.57'ymiş. Yani çok yüksek faaliyet karı marjları ile çalışan bir şirket değil. Ee, en iyi olduğu dönemde %23.09 olmuş en iyi olduğu dönem 2020'nin e, son çeyreği. Fakat şu anda %6.07 gibi bir faaliyet karı düşük kar marjıyla çalışıyor şirket diyebiliriz. Ve öz kaynak karlılığının da eriyor olduğunu görüyoruz. Bu da negatif bir görüntü. Şöyle bir de net borç tarafına bakalım. Şirket nette borçlu bir şirket, borçları da artmaya devam ediyor. Özellikle finansman maliyetinin arttığı ortamda borçların da artıyor olması negatif bir durum diyebilirim. Şöyle bir de grafiğine bakalım. Grafik bize neler söyleyecek? Grafik gerçekten yatırımcısına güzel kazandırmış özellikle Mayıs seçimlerindeki belirsizlikle birlikte küçük bir düşüş yapsa bile Borsa İstanbul tarafında paralel bir düşüş yapmış ama Mayıs'tan sonraki hareketi Borsa İstanbul'dan biraz ayrışmış daha fazla kazandırmış bir şirket görüntüsü var yatırımcısına. Buradan sonra nereye kadar gidebilir ya da trend devam eder mi? Şu anda trendde bir bozulma yok esasında bir düzeltme yapılmış küçük bir bozulma emaresi var. Fakat yukarıya tekrar 548 denemesi yapabilir. Eğer yukarıya deneme yapamazsa aşağıya doğru hareket başlamış olabilir. O Aşağıya doğru hareket de e, hani şu büyük hareketin düzeltmesi de büyük olabilir ve aşağıda 320 değerine kadar inme ihtimali var. Eğer güçlü bir aşağıya düşüş trendi oluşturursa, e, ben şirketin çarpanlarına baktığım zaman şirketin e, adil değerinden şu anda çok daha yüksek fiyatta fiyatlandığını düşünüyorum. O yüzden büyük bir düzeltme yaşanabilir görüntüsü veriyor. Yani ben bu şirkette 320 değerine kadar alım fırsatı görmezdim. Aşağıya doğru indiği zaman ancak 320 değerinde bir alım fırsatı olarak görürdüm. Onun haricindeki yukarıya doğru hareketler bence satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 508 bölgesi Yukarıda bir satış fırsatı olabilir 548 yine yukarıya çıkar ise bu şirket bir satış fırsatı olabilir olarak görüyorum ben e, çarpanları çok yüksek olduğu için bilançosu da e, biraz sallantıda geldiği için diyeyim e, son çeyrek bilançosu da e, ben e, aşağıya doğru hareket olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünürüm. Şöyle bir de dolar bazındaki grafiğine bakalım. Dolar bazında da yatırımcısına çok iyi kazandırmış bir şirket. Ee, gördüğünüz gibi 2020 yıllarında 3.46 dolar ortalamasıyla neredeyse işlem görüyormuş. <laughs> Şu anda 15.23 dolar seviyesinde en yüksek gördüğü Değer 17.58 yani en yüksek gördüğü değere yakın bir noktadayız. Dolar bazında da çok iyi getiri sağlamış yatırımcısına. Dolayısıyla buradan artık bir kar realizasyonu satış ya da işte düzeltme gelme ihtimali var gibi görünüyor bana. Burada da en azından şu kırmakta zorlandığı bölge 11.20 dolar bölgesi. Bakın daha önce bir kere gelmiş, red almış, sonra bir kere daha gelmiş, yine red almış ve kırmış. Bu kırdığı bölgeyi retest yapma ihtimali çok yüksektir. O yüzden buradan bir Dolar bazlı e, alım sinyali vermiş olabilir 11 dolar seviyesi 11.19 11.30 arasındaki bölge sanki şu anda gelmeye çalıştığı test yapmak istediği bölge gibi görünüyor bana dolar bazlı grafiğe baktığım zaman da yine şirketin sanki e, kar realizasyonuna daha uygun bir bölgede olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olur sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize güzel bir gün diliyorum.